27 Ekim günü Alanya Limanı'nda düzenlenen Edwin'in Şehirler ve Kokular Projesi'nde Hatay'ı İskenderun Atatürk İlkokulu öğretmenleri Sinan Ay, İbrahim Taçyıldız ve 3C sınıfı öğrencileri temsil etti. Sinan Ay, İbrahim Taçyıldız yaptıkları açıklamada proje 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 450 katılımcıyla gerçekleşti. Projenin ev sahipliğini Alanya Mahmutlar Kılıç Aslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan yaptı. Proje kapsamında her il yöresinde öne çıkan endemik kokuların ve tatların sunumunu yaptılar. Hatay bu projede defne yağı ve sabunu, buhuru, bayram kömbesi, sürkü, zahteri ve birçok koku ve tatlarıyla yer aldı. Tatları bu festivalde buluştu. Antalya'da düzenlenen Şehirler ve Kokular Festivali ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Topkapı Sarayı'ndan esinlenmiş bir kokumuz var. Bunu da sen dene bakalım. Topkapı. Hep aynı yere sınırsın karışlarınız. Evet, şöyle sınırsın. Her standta ayrı bir koku ve esans. Farklı bir şehir ve farklı bir tat. Şehirler ve Kokular Festivali Alanya'da düzenlendi. Koordinasyonu Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Ev sahibi ise Alanya Mahmutlar Kılıç Arslan İlköğretim Okulu oldu. Türkiye'nin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs'tan gelen öğrenciler şehirlerinin geleneksel ürünlerinden stand açtı. 81 ilin kokularını buraya getirdik. Unutulmuş kokular, endemik kokular, bilinen bilinmeyen bütün kokular bugün bir araya geldi. Alanya bugün Türkiye'ye koktu. Biz lale, mimoza gibi İstanbul'a özgü kokularla geldik. Bunun yanı sıra tabii Sultanahmet, Ayasofya, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı, Kız Kulesi, Boğaz Esintisi gibi pek çok koku getirdik. Festivalin sembolü bir de ağaç dikti öğrenciler. Memleketlerinden gelirken yanlarında getirdikleri toprakla o ağacı beslediler. Kocaeli Kalemursel'den toprağımızı getirdik. Bu toprağı burada sunup büyüyünce burayı ziyaret etmek istiyoruz. Festivaldeki koku ve tatlar ilçedeki tatilcilerin de ilgi odağı oldu. İstanbul hasretimi böylelikle gidermiş oldum. Mimozalar, erguvanlar, çok güzel badem şekeri. Gerçekten kendimi Beşiktaş'a bebeğe gitmiş gibi hissettim. Ürünleri tattık, gördük. Kendi memleketimiz Karaman'ı görünce çok da mutlu olduk. Festivale ev sahibi olan Alanya'da badem kahvesiyle katıldı. Şimdiki durağımız Sakarya. Ayrıca proje kapsamında her il toprağını keselere koyarak Alanya'da barışı simgelemek amacıyla Türkiye'ye ağacı dikildi. Alanya Türkiye'ye kokacak, Alanya'nın kokusu tüm Türkiye'yi saracak sloganıyla başlanılan projede çok güzel anılar ve memleketi temsil etmenin onuru ve mutluluğu yaşandı. Çok teşekkür ederim. Senin neydi? Engin Bey çok teşekkür ederim bilgilerinizden dolayı. Buna satılıyor mu veya oynuyor mu?